Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Yılın son ayına giriyoruz sevgili yengeçler. Aralık ayında günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleki alanda önemli kararlar verebilir. Genel sağlığınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz. Evet, bu ay tutulmayla başlıyor. 4 Aralık'ta Güneş 12 derece Yay burcunda tutulacak. 12 derece Yay burcu sizin 6. eviniz sevgili yengeçler. Aslında Yay ikizler tutulması 2020 Haziran'ından bu yana meydana gelen son 1,5 yıldır yaşadığımız tutulmalar. Şimdi bu son tutulma olacak. Bu aksta yaşayacağımız ve önümüzdeki 9 yıl Yay burcunda tutulma olmayacak. Evet, gündemlerimiz önümüzdeki Mayıs'a kadar hala daha 6. ev konularıyla ilgili olabilir. Bu tutulma günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, genel alışkanlıklarınız, beslenmeniz, diyetiniz, evcil hayvanlarınız, genel sağlığınızla ilgili konulara özellikle dikkat çekiyor. Buralarda yenilikler olabilir. Yeni bir iş de olabilir, yeni bir çalışma ortamı da olabilir. Belki yeni bir işte günlük hayatınızda bir alışkanlık olabilir. Sağlığınızla ilgili bir konu gündeme gelirse, bir tedavi, bir şifa, belki bir beslenme programı değişimi, tüm bunları bu Yay tutulmasının etkisiyle beraber hayatımızda görebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarda, ikizler, yay, başak ya da balık burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için daha güçlü etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu burçlarda gezegenleriniz yoksa, değişken burçlarda haritanızda gezegen bulunmuyorsa, sizin için çok da önemli etkileri olmayabilir. Daha sakin, daha etkisiz bir tutulma olabilir. Tutulma bu ayla, bu ay içerisinde evet etkilerini gösterecektir kişisel ve toplumsal alanlarda, ama tutulmalar biliyorsunuz daha uzun süreli. Önümüzdeki Mayıs'taki, Nisan sonundaki tutulmaya kadar etkilerini devam ettirebilir ve dönem dönem tekrar kendisini hissettirebilir. Ayın 13'üne kadar Mars Akrep burcunda olacak. Enerjiniz güçlü, daha romantik, daha coşkulu, daha yaratıcısınız. 13'ünden sonra Mars Yay burcuna geçiyor. Bu bir enerji değişimi tabii ki. Ayın 13'ünden sonra özellikle iş trafiğiniz artabilir. Mesleki konularda daha fazla çabalayabilirsiniz. Günlük hayatta belki birçok farklı işle ilgilenmeniz gerekebilir. Mars Yay'da işle ilgili bir eğitim, belki işle ilgili bir seyahati de gündeme getirebilir. Böyle bir durumda iş ilişkilerinize, yani beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Ev ortamınızda hizmet aldığınız kişiler olabilir. Onlarla ilişkilere dikkat edin. Ve sağlığınıza, hem kendi sağlığınıza hem evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Çünkü Mars zorlayıcı olabilir bu süreç içerisinde. Tutulma derecesinde tetikleyeceği için bazı sağlık sorunları, işte ufak tefek kazalar, sakarlıklar, enfeksiyon problemleri, ateşli rahatsızlıklar, hani bunlara zemin hazırlayabilir. Kendinizi çok yormamak, beslenmenize ve dinlenmenize özen göstermek gerekiyor bu dönem içerisinde. Ayın 19'unda İkizler Burcu'nun 27 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay tutulmadan farklı olarak bu ay içerisinde etkilerini gösterecektir. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası en önemli etkilerini görebileceğimiz, ay içerisinde de bunları fark edebileceğimiz bir dönem. 12. evinizde oluşan bir dolunay tabii ki bir bilinç dışında bir aydınlanma, bir farkındalık dönemini işaret ediyor. Örneğin İkizler haber demek, bilgi demek. Belki bilmediğiniz bir şeyleri öğreneceksiniz. Bazı dedikodular duyacaksınız. Bazı sırlar ortaya çıkacak. Sizin sakladığınız sırlar da olabilir. Bazı bilgiler ortaya çıkabilir. O yüzden saklamak istediğiniz, sakladığınız bilgilere iyi dikkat edin. Yalnız başınıza yaptığınız çalışmalar, örneğin yazmak ikizlerde ya da bir tez hazırlamak, çalışmak, öğrenciyseniz eğitimle ilgili bazı hazırlıklar, çalışmalar, buralarda bunların daha aktifleşebileceğini de işaret ediyor. 12. ev dolunayları hayatınızı iyileştirmek adına önemli farkındalıklar verirken biraz da sadeleşmekle ilgilidir. Yani belki bazı düşünce kalıplarından, belki size hizmet etmeyen, zarar veren duygulardan, belki bazı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan kurtulmanız, bunları geride bırakmanız gerekiyor. İşte bu farkındalıkları kazanabileceğiniz bir dönem. Sağlığınızla ilgili gündemler olursa, evet, hayatınızda böyle iyileştirmeler, sadeleştirmeler de yapabilirsiniz tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız.
27 derece ikizler dolunayı özellikle değişken burçları ve 27 derece yakınlarında gezegenleri olanları daha fazla etkiler. Bir ay burcunuz olur, Mars olur, Merkür'dür, Venüs'tür. Özellikle 27 derece ikizler, yay, balık ya da başak burcunda var mı? Varsa o zaman etkilenebilirsiniz. Yoksa etkiler çok hafif olabilir ya da çok da hissetmeyebilirsiniz. Ve ayın 19'undan itibaren Venüs retrosu başlıyor. Astrolojik olarak çok önemlidir Venüs'ün retroları. 1,5 yılda bir yaşarız. Yani Merkür'le kıyasladığımızda daha az, daha ender yaşadığımız bir retro. Her 1,5 yılda bir 40 gün kadar geriler. 19 Aralık'ta başlayacak, 30 Ocak'a kadar devam edecek. Oğlak Burcu'nda olacak bu gerileme hareketi. 6 Mart'a kadar da Venüs Oğlak Burcu'nda uzun süre kalacak. Yani sizin için önemli. Çünkü Oğlak sizin tam karşıt burcunuz ve tam ilişki alanınız. Ve ilişki gezegeni ilişki evinizde gerileyecek. Öncelikle en son 8 yıl önce 2013'ün aralığıyla 2014'ün ocağında da Venüs Oğlak Burcu'nda gerilemişti. Bunu hatırlatmak istiyorum. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Herhangi bir etkisi olmuş muydu acaba? Çünkü benzer tesirler olabilir. Mutlaka aynısı olmak zorunda değil ama bazı hatırlatmalar olabilir. Şimdi Venüs gerilerken özellikle Plüton'un da çok önemli açıları olacak bu gerileme sırasında. İlişki dinamiklerinizde biraz güçlü baskılar hissedebilirsiniz. Önemli sorgulamalar, biraz takıntılı durumlar da olabilir. Yani karşınızdaki bir kişinin takıntılı davranışları, hırslı tutumları olabilir. Ya da bir şekilde geçmişten gelen böyle bir eski bir eş, eski bir arkadaş, bir partner gündeme gelebilir. Hani bu çok tutkulu bir ilişkidir ama yarım kalmıştır. Arada böyle karmik kadersel bağlar vardır ve onunla bazı yüzleşmeler, bazı tamamlanmalar gündeme gelebilir ama önemli kararlar vermek için çok doğru bir zaman değil. Venüs retrosunun bitmesi gerekiyor. Aslında Venüs retroları biraz hani kendi içsel dengemizi kurmak için, işte sevgi ilişkilerindeki sevgi alıp verme dengesi, kendi öz değer dengemiz, hani buralardaki hassasiyetlere bakmak, buralardaki ihtiyaçlarımızı gözden geçirmek için veya bazı eksikleri fark etmek için değerlendirilebilir. Bu yüzden biraz içe dönüşler için iyi bir dönem. Bunu siz yaşayabileceğiniz gibi karşınızdaki kişi de yaşayabilir. Yani eşinizde, partnerinizde böyle bir davranış durumu oluşabilir bu dönemde. Açık düşmanlıklar alanı aynı zamanda 7. Bu yüzden iş hayatınızdaki rakipler, açık düşmanlıklar, bunlara dikkat edin. Çünkü Plüto etkisi beklemediğiniz bazı maddi manevi baskılar, manipülatif durumlar yaratabilir. Özellikle düşmanlıklar alanında. Hani ilişkilerde de böyle yani güvenilmez koşullar, biraz hani maddi manevi sizi zorlayabilecek durumlar oluşabilir. Hani işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili konularda özellikle. Yeni bir iş ilişkisine girmek, imza atmak, evlenmek çok doğru değildir Venüs retrolarında. 30 Ocak'ta düzelecek. O yüzden lütfen bu tarz yani bir imza atılacak anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, evlilik, ortaklık ve benzeri konularınızı Venüs retrosunun bitmesini bekleyin. Şubat ayına kadar beklemekte fayda var. Borçlanmak için, kredi almak için yine uygun bir zaman değil. Tabii ki güzelliktir, estetiktir, böyle bu tarz venüsyen işler için de yine çok uygun bir zaman değil. Çünkü enerji burada biraz dengesizleşiyor, zayıflıyor. Dolayısıyla memnuniyetsizlikler meydana gelebilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.